Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerden karşılığımız, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qaynam istiklalar ekranımızda olsun. Blinken, Amerika'nın Xitay bilen tinişlikte birge turuşka tirişidi gallıqını bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken 28 iyun New York'ta ötküzülgen bir yığılıştaki sözüde Xitay hakkıda toxtulup, Amerika'nın keskin rekabet işçide çoğum Xitay bilen tenişlikte birge durduğun amal depişi gereklikini Xitay'nın iqtisadi terakkiyatının Amerika devlet menfaatiga uygun ikenlikini takitledi. Amerika Avazı'nın haberde kayıt kılınışça, Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken 28 iyun Taşkı İşler Komiteti New York'ta teşkilleyen bir faaliyeti söz kılıp, yukarıdaki fikirlerini oturup koygan ve Xitay yok almaydı. Biz mi yok almayımız? Biz çoğum birge mevcut bulup durduğun, şundaklı tinişlik işçide birge durduğun amal tepip çıkışımız kerek deyip tekitleyen. Blinken Amerika'nın Xitay bilen iqtisadi münasebetini üzmegenlikini, aksiçe bultur iki taraf sodasının tarihteki en yukarı seviyeye yetkenlikini, gerçi Amerika hükümeti Xitay'nın mıngı yakın şirket, şahs ve organlarına ceza yürgüzgen bolsa mı, Xitay'da tizimge aldırılgan 48 milyon şirket barlıqını, karatmalık cezalarının intayin az nisbetini ilgileydiğanlıqını, Xitay'nın terakkiyatını tosuşunun Amerika'nın devlet menfaatiga uygun emestikini, Amerika Xitay'nın iqtisadi cihetin terakki kılışını halaydiğanlıqını, bunun Amerika devlet menfaatiga uygun ikenlikini kayıt kılıp ötken. Blinken yukarıqı sözlerge ilave kılıp, Amerika bilen Xitay arasındaki münasebetinin uzun müddetlik rekabet münasebeti ikenlikini, inik ahırlaşış noktası yokluğunu tekitleş bilen birge, Amerika'nın türlük çekleş tedbirleri arqalıq meblağ ve texnikilerinin Xitay'a ekip gitişini tuz şaqıdı başqa turvatqalıqını, bu rekabette üstünlükni ilgileşge ve kelgüsi terakkiyat yönelişini kontrol kılışkı kapaletlik kılışını ümit kıldığalıqını bildirgen. BDT'nin muavin baş katipliğine bir Xitay tayinlendi. Birleşken Devletler Teşkilatı baş katibi Antonio Guterres 26 iyun Xitay puhrası Xu Haoliang'ni BDT'nin muavin baş katibi Koşumcu BDT Terakkiyat Plan Organı'nın yardımcı başlıklığı tayinlendiğini ilan kıldı. Xitay puhrası bolğan Xu Haoliang 2013 yılın 2019 yılıca Terakkiyat Plan Mahkemesi'nin yardımcı başlığı, Koşumcu Asiya Tiniç Okyan İdarası'nın başlığı bolğan. 2019 yılın buyan BDT'nin başkatip yardımcısı, Koşumcu Terakkiyat Plan Mahkemesi Siyaset İdarası'nın başlığı katarlıq vazifelerini ödegen. Bunundan burun Xu Haoliang Birleşken Devletler Teşkilatı sistemisinde köp vazife ödegen. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş ştabi hem de Asiya Tiniç Okyan, Avrupa ve Orta Asiya'daki köpligen rayonlardaki iş başkarmalarda işligen. Xu Haoliang Xitay'daki Tongji Üniversitesi'ni bitirgen bolup, keyin Amerika Steminis Tabii Pen ve Sanaat Belleri İnstitutu ve Kolombiya Üniversitesi'nde magistrlik unvanına erişken. Bildirilişçe, o BDT'deki en yukarı derecelik vazifeye tayinlengen Xitay emeldarı bulup hesaplandıken. Xitay yıllardan beri Birleşken Devletler Teşkilatı'nın her kaysi derecelik organlarda təsir dairesini kengeytişi arqalıq Xitay rejiminin menfaatiga xizmet kıldırışqa, xüsusen Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetini yuşuruşqa urunup gelmekte. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da sistemelik irqi qırğınçılıq yürgüzü atkan BDT İnsan Hakları Komiteti Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki bastırı siyasete haqqıda məxsus dokunat ilan kılgan bir vaziyette bir Xitay puhrasının BDT'de yukur derecelik vazifeye koyuluşu türlük suallarını doğdurmaqta. Rusya'nın paraxotları Tayvan deniz tevalikidin ötdi. Rusya'nın iki qoğduğuçi paraxoti 27 iyun Tayvan'nın şarkı tarafdaki deniz tevalikidin ötken bolup, Tayvan armiyesi vaziyetini ciddi gözetkenlikini bildirdi. Amerika Avazı'nın bu axtiki xabirde bildirilişçe, Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği 27 iyun 20 keçidi ciddi xabir ilan kılıp, Rusya'nın iki qoğduğuçi paraxotinin Tayvan'nın şarkıdaki deniz tevalike arqalıq Cenub'tan şimalığa qarab yolu çıkanlıqını bayqığanlıqını bildirgen. Rusya Interfax agentliğinin haber kılışça Rusya'nın Tiniç Okyan filotidin kelgen paraxotlar Filippin'nin Cenub'da uzun mesafelik denizden ötüş vazifesini icra kılgan. Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği şu günü ciddi yazma haber ilan kılıp, Rusya'nın iki qoğduğuçi paraxotinin seyşembe günü keç saat 11 etrafıda Tayvan'ın şarkı denizi arqalıq Cenub'dan şimalığa qarab yolu çıkanlıqını Suav Sırkı denizden şarkı Cenub'a qarab ciddi rayondan ayrılğanlıqını bildirgen. Bultur ikinci ayda Rusya Ukrayna'ya besip girgendeyken kan kölemde halkaralıq cezağı uçurgan bolup,
Tayvan bu meselede Amerika başçılığındaki ceza sepeye koşulgan. Rusya bilen Xitayning münasibeti bolsa bargan siri yıkılışkı başlagan. Rusya Taşqi ishlar ministrligining aytishicha Rusya bilen Xitay 27 iyun başkurulduğun bomba müdafiyesiyle karıştırış hakkında meslehetleşken. Rusya Taşqi ishlar ministrligining bayanatı da biz bu meselede dünya ve rayon katlamını öz içige algan her qaysı taraflar hakkında etraflıq fikir almaştırdık. Biz kelgüsüde bu xil kengişini qararlılık ötküzüşünü xalaymız degen. Şivisiyada Kur'an-ı Kerim köydürüldü. Şivisiyanın paytaxtı Stokholm'da Salvan Momika isimlik tigi Iraklıq bir kişi Stokholm camiasının aldıda sahçılarının qoğuduşu astıda Kur'an-ı Kerim köydürdü. Türkiye Avası Radyosu'nun bu axtiki xabirde bildirilişe mezkur kişi Kurban Heyt'nin birinci günü sahçılarının kəng köylemde qoğuduşu astıda Stokholm mescidinin aldığı berib, mescidinin etrafıdakilerinin narazılıqı qarmay Kur'an-ı Kerim'ni köydürgen ve İslam dinini haqaretleydiğen sözlerini kılgan. Şivisiya Sahçı İdarisi Kurban Heyt'nin birinci günü sadır kılıngan kudrat qoluk kılmış sebebiden vaqa yüz berib qilishinin aldığını eliş üçün Stokholm'daki barlıq sahçılarını Stokholm camiasının aldığı yıkan. Stokholm mescidinin mesulleri bu kudrat qoluqqa ruxsat qilinishiga qattiq narazılıq bildirgen, hem de bu vaqanın Müslümanlarının qattiq biaram qilganlığını aytqan. Şivisiya o'xshimagan irqlar partiyasının raisi Mikael Yükselmo bu kudrat qoluq qilmishini qattiq ayiblagan. Bu yıl fevral ayida tigi iraqlıq Salvan Momika ismli kişi Iraqnın Stokholm elchixonasının aldıda. Tigi Afrikalıq Kiris Makundut isimli kişi Türkiye'nin Stokholm elçihanısı aldıda Kur'an-ı Kerim'ni köydürmekçi bolgan. Ama sakçılar bihaterlik sebebiden bununla yol koymağan idi. Ve kadınkin Türkiye Taşqi ishlar ministeri Hakan Fidan Twitter hesabıda ilan kılgan bayanatı da Şivisiyadaki Kur'an-ı Kerim'ni köydürüş kudrat qoluqqa qattiq narazılıq bildirip, Şivisiyadaki mübarek Kurban Heyt'nin birinci günü mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'ni köydürüştek peskeçlerce kılmışını qattiq ayıplayman. İslam dinine karşı sadır kılınıvatkan bunda kılmışlarga fikir erkinliki bahanesi bilen ruhsat kılınışını kubul kılgılı bolmaydı. Dervaqa bunda kabih kılmışlarga köz yumuş cinayetki şirik buluş hesablandı digerlerini bildirgen. Xi Jinping her qaysi devletlerinin bir-birini rakip emas şirik deb bilişi kerekliki haqqida jar saldi. Xitoy Komünist rejimi raisi Xi Jinping her qaysi devletlerinin bir-birini rakip tehdit emas şirik fursat deb bilişi kerekliki haqqida jar saldi. Xitoy Taşqi ishlar ministrligining bayonotiga asoslanganda Xi Jinping Beijingda Yangi Zelandiya bosh ministri Chris Hipkins bilan ko'rishgan. Uchrashuvda Xi Jinping yil boshida vazifaga o'tirgan mehmon bosh ministri Chris Hipkinsning Xitoy Yangi Zelandiya munosabatiga ahamiyat berishi ham hamkorlikni kuchaytirishning zarurligini ta'kidlashiga yuqori baho beradiganligini bildirgan. Xi Jinping özünün 2014 yılı Yeni Zelandiya'ya kılgan ziyareti jarayanında iki devlet otursa da keng dairelik stratejik hemkarlık münasibeti ornatışının kararlaştırılganlığını şunundan keyinki 10 yıl içinde iki devlet münasibetlerinin sağlam ve mukim haleti terakki kılganlığını ta'kidlab, biz birbirimizni rakip tehdit emas, aksiçe şirik fırsat deb bilişini devamlaştırışımız kerak deb jar salgan. Yeni Zelandiya baş ministeri Chris Hipkins Xitay Yeni Zelandiya münasibetiga iki taraf o'tirsidagi o'xshamasliklarga qarab aniqlama berilishini xohlamaydiganliklarini, o'xshamasliklarni o'zaro hurmat qilish, tushunish, samimiy aloqa va o'zaro ta'sir ko'rsatish orqali moslashtirishni nishon qilayotganliklarini bildirgan. Urush boshlangandan buyon Polshaga 13 million ukrainalik o'tgan. Uruş başlangandan buyan Polşağı ötken Ukraynalıqlarının sani 27 iyun 13 milyonga yetken bulup, Polşadan ayrılgan Ukraynalıqlarının sani bolsa 11 milyondan aşkan. Polşa Çigra Mudapya Atırtının Twitter'de ilan kılıngan bayanatıda Ukraynadan paket tünügülle 28 mandan artıq kişinin Polşağı kirgelike eskertilip, Uruş başlangandan buyan Ukraynadan Polşağı ötken Ukraynalıqlarının sani 13 milyonga, Polşadan ayrılgan Ukraynalıqlarının sani bolsa 11 milyon 206 mınğı yetti deyilgen. Polşa dairelerinin bayanatlarına asaslanğanda növetti təxminen 2 milyon Ukraynalıq bu devleti yaşamaqdiken. Hürmetli körmelerimiz, şunaqılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaşdı. Ədik programımız görüşkice, aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.